Emekliler bugün netleşecek. 10 bin liradan 12 bin 500 mi çıkar, 11 bin 500 mi çıkar? Yani bu formüllerin arasındaki fark da bin lira bu arada. Bin lira çarpı emekli sayısı büyük ihtimalle öyle. Şimdi kişisel düşündüğümüzde, yani haneye giren rakam sonuçta. Şimdi şöyle artış oranında böyle. Bakın dürüst e, dürüstlüğün bilimle bir alakası yok. Dürüst kendi Dürüstlük kendi şahsınızda üretmeniz gereken çok önemli özelliklerden bir tanesi. Normalde başka bir anne babadan büyümüş olsaydım eğer kendimi haklı çıkarmak için bu kadar çok hani entelektüelle bilimi konuştuğu yerde kendimi uyan şeyleri alır öyle bir cevap verirdim ki şu an çok popüler olurdum. Helal olsun adam da emeklerin hakkını koruyor falan filan gibilerden şeyler söylerdi. Şimdi. Mehmet Bey Sayın Bakan geldiği zaman söylediği şeylerin felsefi ve rasyonel olarak itiraz edilecek hiçbir tarafı yok. Kamu da bir tasarruf yapılacaksa herkes için yapılacak. Emekli maaşlarını kim ödüyor? Kamu. Ha bu emekli maaşlarının peki kaynağı ne? Çalışan insanların çalışırken ödediği primler. Şimdi bu primler azdır, çoktur vesaire onları tartışmasına geçmiyorum. Ama şunu söyleyeceğim. Bu yapılanların hepsi ileride bizi çok ışıklı, harika bir yola çıkaracak. <laughs> Ve bu çektiklerimizin nasıl diyeyim? hiçbirini ileride görmeyeceksek evet hadi dişimizi sıkalım. Ama inanç çok. Yani programa başlandığı zaman ben bir programın bir hayali olmadığını gördüm. Yani bir hedefi yok. Hayal etmek hayalcilikle alakası yok. Programın hedefi yok. Hedefi diyor ki işte enflasyonu düşürmek vesaire. Arkadaş o hedef herkesin. Sen şimdi şöyle bir şey açıkladın mı? Ey emekli merak etme 3 sene sonra senin alım gücün şöyle yükselecek. Sana söz veriyorum bugün senin o aldığın emekli maaşıyla şu şu sepetini şöyle dolduruyorsun ya. O içine koyduğun mal ve hizmetleri ben yemin ediyorum yüzde 25 daha fazla seni aldıracak hale getireceğim. Göreceksin falan. Ama öyle söylenmiyor. Neçete şöyle söyleniyor. Ey yabancı yatırımcı. Türkiye'de eğer faize koyarsan paranı sana her çeyrekte yüzde 10 kazanç vaat ediyorum ben. Ve ben bunu yapmak için asgari ücrete zam yaptırmayacağım. Emekliye zam yaptırmayacağım. ihracatçıyı zarar ettireceğim. Efendim tüccara zarar ettireceğim. Sanayiciyi canından bezdireceğim. Tüketimin gırtlağını sıkacağım. Nefessiz bırakacağım. Ondan sonra hatta gelirinden pardon gideri gelirinden fazla gözükenlerin üstüne gideceğim. Zaten 85 milyon böyle yaşıyor. E şimdi böyle olunca buraya konan rakamlar küçük gelir. Aylık 150 bin dolar harcama da çok dikkatten kaçacak. Yıllık mı onu bilemiyorum. Aylık o. Aynı. öyle bir harcayan kaç kişi var ya. Yani gitsinler. 8 bin kişi tespit edildi. E yani gitsinler üstüne o zaman ya. Ha bunu niye açıklıyorlar? Bu şeye benziyor. Mehmet Biliri Bey gelirinden fazla olanın dışında aslında bu Bakın, dikkat çeken. Ben tekrar ediyorum ben. Sayın Bakan'ın ortaya koymuş olduğu nasıl diyeyim? İktisadi temele Karşı çıkmıyorum. Ama bunun ifade biçimini çok yanlış olduğunu söylüyorum. Yani mesela köprü ve otoyollara zam gelir gelmez. Şu cümlesi insanların kalbini acıttı. Haberin olsun. Ey oradaki basın müşaviri. Merak et, ben 0.05 katkıda bulunacak enflasyona. Ya kardeşim millet içinde <laughs> yani bir anda değil mi o otoyolları öderken zaten çok yüksek bir para başka bir yüksek ödemeye geçiyor ama biz bunun tüfeği olan etkisini konuşuyoruz çünkü aman bono tahvil almış olanlar var kendi ellerinize enflasyon mu yükseltiyorsunuz diye öyle bir avuç adam var ya ya da kadın onların sesi yükselince onları teskin etmeye çalışıyor vatandaşı değil Şimdi dolayısıyla dönüyor dolaşıyor iş şu oluyor emekliye az verdik asgari ücretliye hiç vermedik İhracatçı biraz döviz çıkınca hemen dövizle müdahale ediyoruz ki düşsün. İhracatçı da dişini sıksın canım. Allah Allah. Biraz da zarar etsinler. Ya niye? Sonra yabancı kuruluşlardan açıklamalar. Sakın ha dövizi serbest bırakmayın. Bizi çok üzersiniz diyorlar. Yani dövizin kontrolünü yabancılar kabul ediyor zaten. Aman diyor swap kanallarını sakın açmayın diyor. Ya dövizi tut emekliye zam yapma ya da çok az yap. E, Askeri ücrete zam yapma. Enflasyon rakamlarıyla oyna. Döviz cinsinden yabancılara kazanç vaat et. Tüketimi bu. Sanayiyi daralt. Şimdi bu çok garip bir şey ya bu ya bu reçete doğru bir reçete değil. Yani şunu demesinler bize. E böyle bir reçetenin yan etkisi de döviz cinsinden insanların çok kazanması Yok öyle bir reçete ya. Uydurmayın öyle bir reçete yok yani. Bıraksanız da serbest dövizi. Niye bırakmıyorsunuz? Yani diyorlar ki şey dövizi tutunca enflasyon yükselmeyecek. Yükseliyor da siz yükseldiğini göstermemek için bu sefer TÜİK rakamlarını ezip büzmeye başlıyorsunuz. 1.64 şey çıkıyor enflasyon çıkıyor. İnşallah Temmuz enflasyonu eksi gelmez. Acayip şeyler olur. He. Ben size söyleyeyim. Bu masa yanar. <laughs>